Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok ilginç bir otomobil olan Citroen Ami Van'ın Türkiye macerasından biraz bahsetmek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde bir haber çıktı. Muhtemelen internette siz de görmüşsünüzdür. Citroen'in Ami Van isimli konsept otomobilin Türkiye'de piyasaya sürüldüğü iddia edilmişti. Gerçekten de bu iddiayı destekleyen bazı fotoğraflar da paylaşıldı. Aslında olay tam olarak öyle değildi ama o olayın detaylarına geçmeden önce ben birazcık Citroen'in Ami Van konsept otomobilinden bahsetmek istiyorum. Bu otomobil ilk olarak 2019 Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtıldı. O zaman konsept ismi vardı isminin sonunda. Geçen sene yani 2020 yılında ise Citroen Ami Van olarak piyasaya sürüldü. İlk olarak tabii ki Citroen'in ana vatanı Fransa'da piyasaya sürüldü ve iki kişilik bir otomobil bu. Şoför tarafındaki kapısı arkaya doğru açılıyor ama yolcu tarafındaki kapısı normal bildiğimiz standart kapı şeklinde açılıyor. İki kişinin içinde yolculuk edebileceği küçük %100 elektrikli bir otomobil. Peki bu otomobilin teknik özellikleri nelerdi? Birazcık size onlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi otomobilin üzerinde 5.4 kWh kapasitesinde bir pil yer alıyor. 6 kW gücünde de bir motor bulunuyor. Bu motor ve bu pil kombinasyonu araca 70 km'lik bir menzil sağlıyor. 45 km'lik de bir maksimum hızın olduğunu belirtelim. Gördüğünüz gibi maksimum hızı oldukça küçük. 8 beygirlik bir güç üretiyor bu motorumuz. Önden çekişli bir otomobil. 2,5 metre uzunluk, 1,5 metre genişlik, 1,5 metre de yüksekliğin olduğunu belirtelim. 485 kilogram da ağırlığı var Citroen Ami Van otomobilin. Şimdi bu otomobil Avrupa'da piyasaya sürülmüştü geçen sene ve 6000 euro eğer satın almak isterseniz 6000 euroya alabiliyordunuz. Fransa'da 14 yaşından itibaren ve üstünden itibaren ehliyetsiz olarak da kullanılıyordu. Türkiye'de bazı haberler çıktı bununla ilgili. Hatta YouTube'da da bazı videolar var. Ehliyetsiz olarak da kullanılacağı gibi bir anlam çıkıyor Türkiye'de ama Türkiye'de öyle olmayacaktır diye tahmin ediyorum. Peki Türkiye'de nasıl kullanılacak? Şimdi Türkiye'deki durum şu. Citroen bu konuda resmi bir açıklama yapmadı ama özel bir proje için Türkiye'ye getirildiği söyleniyor. Belki bir otelde kullanılabilir. Çünkü bu tarz otomobilleri trafikte kullanmak biraz zor olacaktır. Takdir ederseniz 45 km maksimum hızla işte E5'e çıktığınızı diyelim İstanbul'da ya da başka büyük bir şehirde şehirler arası bir yola çıktığınızı hayal bile etmeniz mümkün değil. Şehir içinde de 45 km biraz düşük bir hız. Çünkü özellikle büyük şehirlerde çok daha yüksek hızlara çıkılabiliyor. Şehir içindeki en azından çevre yollarında bile bu hızların çok daha üstüne çıkmak zorunda kaldığınız zamanlar oluyor. O yüzden bu otomobili şehir içinde ancak trafiğe kapalı yerlerde belki kullanılabilir gibi geliyor bana. Onu da altını özellikle çizeyim. Tabii bir taraftan baktığımızda resmi bir açıklama olmasa da bu otomobilin böyle işte Martı gibi ya da benzeri örneklerinde olduğu gibi bir tür kiralama yöntemiyle kullanılma ihtimalinin olduğunu da görüyorum ben. Özellikle mesela Fransa'da böyle bir kullanım şekli de vardı. Aylık 20 euro ödüyorsunuz ve aracı kiralamış oluyorsunuz ve kiraladığınız sürece de o aracı kullanma hakkı elde ediyorsunuz. Satın almamış oluyorsunuz. Böyle bir durum vardı. Ama Türkiye'de olur mu, olmaz mı, kullanılır mı bu şekilde? O şimdilik belli değil. Tabii Türkiye'de de otomobil kiralama hizmetleri var bu şekilde. İşte TikTok var, Move var. Çeşitli bu tarz böyle otomobil şirketleri biliniyor. Saatlik, dakikalık falan kiralanabiliyorsunuz. Belki Citroen Ami'de böyle bir şekilde kiralanabilir ama şehir içinde kullanılabilecek bir otomobil olmadığını özellikle altını çizeyim. Trafiğe kapalı yerlerde ya da bir kompleksin içinde elbette güzel olacaktır, eğlenceli olacaktır. Ama bununla trafiğe çıkmak ya da şehir içinde kullanmak o kadar kolay olacağını ben düşünmüyorum. Çok belki lokal bölgelerde falan olacaktır. Öte yandan aracın çok şirin ve sevimli bir tasarımı olduğunu belirteyim. Önü ve arkası birbirine çok fazla benziyor. Hatta ilk bakışta önü neresi, arkası neresi biraz kafanız karışabiliyor. Bu arada otomobilin konsept tasarımıyla gerçek piyasaya çıkan sürümü arasında tasarım farklılıkları da var. Konsept tasarımı daha futuristik bir otomobil izlenimi verirken piyasaya sürülen otomobil de yine bu şekilde ama biraz daha böyle normal otomobile benzeyen tarafları da yok değildi. İlginç bir otomobil, %100 elektrikli ve Türkiye'de oldukça ilgi çekti bu otomobil daha gelmeden bile ki Citroen Türkiye'de bunu kendisi de söylemişti. Ancak ilgi çekmesinin en önemli sebebi fiyatıydı. Ama tabii bu motor gücüyle, bu hızla, bu menzille ancak çok küçük mesafelerde kullanılabileceği için. Çünkü İstanbul'da diyelim ki kullanmaya kalktığınızda bir uçtan bir uca gitmeye kalktığınızda bu aracın
kapasitesi yetmeyecektir. Ama güzel bir haber söyleyeyim. 3 saatte araç normal 220 voltluk şebeke elektriğinden kendini şarj edebiliyor. Tamamen 3 saat içinde bunu yapabiliyor. Bu da güzel bir özellik ama bu biraz söylediğim gibi daha böyle küçük alanlarda, kısa mesafelerde, birkaç kilometrelik kısa mesafelerde kullanılabilecek bir otomobil. Türkiye'ye gelip gelmeyeceği henüz belli değil. Ama muhtemelen eğer gelirse resmi olarak B sınıfı bir ehliyet gereksinimi olacağının da altını özellikle çizmek istiyorum. Citroen Amivan Türkiye'ye geldi öyle ya da böyle. Nerede kullanılacağı, nasıl kullanılacağı şimdilik çok belli değil, net değil. Ama yakında muhtemelen bu konuyla ilgili bazı detaylar da ortaya çıkacaktır diye tahmin ediyorum. Benim şahsi fikrim, yani Özgür Çetin olarak benim fikrim, bu otomobil böyle işte otel olabilir ya da kendi kompleksi olan ve bunlarla işte müşterilerinin geldiği ya da çeşitli şekillerde aktivitelerin yapıldığı belli kapalı alanlarda kullanılabilir gibi geliyor bana. Trafikte görebilecek miyiz? Orası birazcık muamma ama belki bir araç kiralama şirketi alıp bunları bazı kısa mesafelerde belli noktaların dışarı çıkmamak kaydıyla kullandırtma imkanı da sunabilir mi? Onu da önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama şu bir gerçek, önümüzdeki aylarda, önümüzdeki yıllarda özellikle bu %100 elektrikli otomobillerin sayısının artacağını söyleyebiliriz. Şu anda da Türkiye'de birçok markanın birçok modeli bulunuyor ve satılıyor. Ama muhtemelen önümüzdeki aylardan itibaren çok daha uygun fiyatlı, çok daha ekonomik, ki ülkemizdeki otomobil fiyatları düşünüldü, ekonomik olması çok daha büyük önem taşıyor. Araçları göreceğimizi söyleyebilirim. Citroen Ami bunlardan bir tanesi olur mu olmaz mı o şimdilik belli değil. Ama farklı markalarında bu tarz çalışmaların olduğunu biliyorum. Mesela Dacia'nın Spring isimli modeli de 2022 yılından itibaren Türkiye'ye gelecek. O da uygun fiyatlı ve aynı zamanda %100 elektrikli bir otomobil. Onun da menzili 225 km olduğunu söyleyeyim. İstanbul gibi bir şehirde bile çok rahatlıkla kullanabileceğiniz bir otomobil olacak. Evet, bir videonun daha sonuna geldim. Bu videoda sizlere Citroen Ami One isimli %100 elektrikli otomobili anlatmaya çalıştım. Bu tarz videonun devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve beni aynı zamanda Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağları takip etmeyi unutmayın. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.